Namaz kılarsa kılar, kılmazsa kılmaz. Yani adama zorla namaz kıldıramazsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir kişiye zorla namaz kıldırdığını ben şu ana kadar hiç duymadım. Bir kimseye zaten zorla oruç tutturamazsınız. Gider, karnını doyurur gelir, ben oruç tutayım der. Ne olacak? Bu mezheplerde hani namaz kılmayanlara ceza veriliyor. Maalesef. Mesela Şafii mezhebinde vardır. Resulullah'a bir şey yaparlar. Hadis isnat ederler. Men tereke salaten vaat eden fakat kefer. Şeyde de Hanbelilerde de vardır. Bir vakit namazı terk etti mi bu adam öldüğü zaman onu bir kere Müslüman kabristanına gömmezler. Bir de öldürülür derler. Yani adama emredilir. Namazın kıl. Kılmamakta ısrar ediyorsa öldürülür. İnsanlar kendilerini Allah'ın yerine koyuyorlar. Bak bu mezhepleri bu kadar ağır suçluyorum. Bu kadar ağır suçluyorum. Çünkü hakları yok. Bu dinin sahibi Allah'tır. Biz değiliz. Biz Allah'ın kuluyuz. Allah ne emretmişse onu yapmamız lazım. İşte hikmetsiz kalan toplum böyle. Sen şimdi bu insanları zorla camiye götürdüğün zaman Müslüman mı yapmış oluyorsun? İnsanlar münafık oluyor. Baskıyla değil de sevgiyle olur. Sevgiyle olur. Ben size anlatmıştım. Ben mesela kendi çocukluk hayatımda annemin babamın bana namaz kıldı dediğini hiç hatırlamıyorum. Benim çocuklarım da herhalde hatırlamazlar. Ama Allah'a şükür kılmayan da yok. Ne yeğenlerden ne çocuklardan. Ama onlara iyi örnek oluyor. Namaza kaldırıyorsun. Sen yanında vakit geldi bak namazın geçer falan filan diyorsun. Mesela bana bir kere hatırlıyorum. Amcam bir keresinde namaz kıldı demedi de dersine çalış dedi. Onu uzunca süre unutamadım. Yani ne demek bana dersine çalışıyorum? Ben yani bilmiyor muyum çalışmam gerektiğini? O da şundan dolayı başka bir kötü niyet yok. İkisi iki kişi arada konuşuyor. Herhalde sen git buradan demeye getirdi o. Yoksa dersine çalış demezdi yani. Ama ben çocuk olarak öyle algılamadım onu yani. Yani insanların duygularında çok dikkat almak lazım. Evet, bu çocuklara zorla namaz kıldırılır mı? O ilgili hadis düşünülerek belki sorulmuş bir soru. O ilgili hadisle ilgili bizim Mustafa Ertürk Bey'in çalışması var. O hadisin sahih olmadığını söylüyor.